Selam! Dünya Mutfakları serimizin bu bölümünde hep birlikte İspanya mutfağına ışınlanacağız ve bir gün boyunca İspanyol gibi beslenmeyi deneyeceğim. Bir yandan İspanyolların favori yemeklerini denerken, bir yandan da yemek kültürlerini ve beslenme alışkanlıklarını öğreneceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Başlıyoruz! Vay! Kardeşim, ne haber? Sağ ol. Uzun zaman oldu. İyidir vallahi, iyidir. İçimde kıpır kıpır bir heyecan, çıtırdan stres. Çünkü uzun zaman oldu hocam, görüşmeyeli. Long time no see. Ne zamandır video çekmiyoruz yani. 3 ay mı oldu? 3 ay falan bir ara verdik. Birazcık özleşelim dedik. Hem de yeni sezona hazırlık yaptık ve Granada gibi dönüyor. Granada nedir hocam? El bombası. El bombası hocam, el bombası gibi dönüyoruz. Bugün ne yapacağız? İspanyol mutfağı. Ya bugün ne yaptığımızın çok bir önemi yok hocam. Özlemişiz ya. Önemli olan birlikte olmak. Şu merceğe bakmayı özlemişiz yani. Selamlar, sevgiler. Nostaljik bir duygu var içimde, sanki böyle 10 yıllara verdiğim bir şeye geri dönüyormuş gibi hissediyorum nedense. Hani Instagram'a bir şeyler çektik ama YouTube bir başka hocam. Fresh start, tıraşımız olduk, sezona başlıyoruz. Artık yaz bitiyor, önümüz kış ve bu kışı hep beraber geçireceğiz diyerek çok da duygusallaşmadan bugün İspanyol yemeklerini deneyeceğiz. O yüzden kahvaltı için nereye gideceğiz? Kruvasancı'ya. Ya bu Avrupalılar bu kahvaltı içinde çok da iyi değiller be hocam. Neyse, gidelim bir kruvasan yiyelim. Birazcık kan şekerimiz yükselsin, beynimiz açılsın. Açız çünkü daha hiçbir şey yemedik. Okay, let's go. Desayuno. Desayuno. Kahvaltıya desayuno diyorlarmış. En yaygını da kahve ve kruvasan. Espresso tercih ettim ben burada. Gidip şimdi Amerikano içsek hocam birazcık. Amerikan vari. Kaçardı yani. Uymazdı. Hatta böyle mekanlarda falan. Masada bir depremizasyon. Dengesiz olan masa olsun hocam. Biz olmayalım da. Desayuno 2 euro diye şeyler yapıyorlarmış. Yazılar yazıyorlarmış. Oradan anlatılan o kahvaltıda 2 euroluk genelde buymuş. Kahve, kruvasan. Şimdi deneyeceğiz hocam. Geçen sefer çatal bıçakla yemiştim kruvasanı. Baktım çok fazla laf eden olmuş. Öyle mi yenir falan filan. Size inat. Kibarlık yaramıyor hocam. Yaramıyor. Bu millete kibarlık çalışmıyor. İlla girişeceksin. Taze bu arada ya. Ya hamur işi yemeyeli uzun zaman oldu demek isterdim ama hiç uzun zaman olmadı. Memleketteydim birkaç gün öncesine kadar, şöyle bir hafta falan bir tatil. Hamur işi yemekten hocam, sivilceler bilmem neler. Biraz abartmışım. Vücut error verdi ya. Şu an temizlenmeye başlıyordum tam ki o video denk geldi ama bu videodan sonra bir arındıracağım vücudumu tekrar. Şimdi lezzet olarak, keyif olarak tamam, fena değil. Ama makrolar kötü hocam. Yağ var, karbonhidrat var. Nerede bunun proteini, nerede bunun sebzesi? Hatta şöyle bir olay var. Neydi ya şeyin adı? Şimdi kahvaltıyı böyle geçiştiriyorlar. Sonra bunların ikinci kahvaltısı var. Almuerzo diyorlar ona da. 1-2 saat sonra da ikinci kahvaltı ediyorlar. Alternatif olarak churros yiyebiliyorlarmış. Şimdi burada da satılıyor artık churros ama daha böyle tatlı şeker hamuruyla falan yapıyorlar. Onlar daha böyle sade. Yani bizim şey tatlısının, halka tatlının düz versiyonunun şekersizini düşünün, tatsız. O şekilde yiyorlarmış ama tabii yine çikolataya banarak. Hocam hadi kahvaltı kolay. Öğle yemeği de kolay da. Akşam zor bir şey yapacağız ya. O pilavımsı şeyi nasıl yapacağız hiç bilmiyorum yani. Abi yaparız ya, neler yaptık, sıkıntı yok. Doğru diyorsun hocam, neler yaptık ya. Ne yapıyorsunuz ya bu arada ya? Hocam nasıl çekiyorduk uzun video ya? Unuttuk ya. Var ya son bir aydır falan. İlk böyle ara verdik, çok bir darlama yoktu. Son bir aydır bir darlanıyorum. Uzun video gelsin, uzun video gelsin. Niye çekmiyorsunuz? Ne oldu, YouTube'u bıraktın mı? Bırakır mıyız abi ya? YouTube. YouTube göz bebeği ya. Bu kruvasan biraz büyüktü. Besin değerleri aşağı yukarı şöyle. 460 kalori, 52 gram karbonhidrat, 9 gram protein ve 24 gram yağ. Sade poğaçayla kıyaslayacak olursak aynı gramajdaki besin değerleri hemen hemen aynı diyebiliriz. Daha ilk öğünden günlük yağ ihtiyacının neredeyse yarısını doldurup protein ve liften fakir bir öğün yemek hem besleyicilik hem de iştah kontrolü için bence pek mantıklı bir strateji değil. Hocam desayuno iyi gitti. Keyiflendirdi. Acıktıracak yani. Keşke cebimizde açtan bir yumurtayla gelseydik. Kenardan şey yapardık, ekelerdik. Bitki hastalanmış bu arada bak. Görüyor musun hocam? Göründü mü? Beyaz noktacıkları mı diyorsun? Evet hocam. Ne o? Çok önemli onun görünmesi. Ne? Un biti miydi? Un biti, sıkıntı. Şunları da hiç kullanmadık. Böyle olunca şey diyesim geliyor. Bunları vallahi hiç kullanmadım.
Konusu hiç gerek yok. Sıkılmıyor çatala. Çatala ne ya? Çekmece. Çekmece ya abi. Hocam konuşamıyoruz ya. Yetersiz kahvaltı. Konuşamıyoruz hocam. 10 yıldır video çekiyoruz. Küçük bir ara veriyorsun ya. Hemen nasıl köreliyor insan? İspanyol mutfağı, Akdeniz, Afrika ve keşfettiği ve fethettiği Amerika bölgelerinden fazlasıyla etkilenmiştir. Pirinç, şeker kamışı, patlıcan, badem, safran ve limon gibi Arap mutfağı malzemelerini benimsemiştir. Güney Amerika'dan da domates, patates, biber ve kakao gibi çeşitli malzemeleri yemeklerine eklemişlerdir. Ayrıca İspanya'nın da yer aldığı İber Yarımadası, yüzyıllar boyunca Roma, Visigot, Kartaca ve Araplar gibi çeşitli uluslar tarafından işgal edilmiştir. Bu savaşların sonucu olarak da Hristiyan, Yahudi, Müslüman ve pagan kültürlerin bir arada yaşaması mutfak kültürlerini hamur gibi yoğurarak şekillendirmiştir. Ek olarak İspanyollar sosyalleşmeye de bayılıyorlar ve sosyalleşme araçlarının başında da yeme içme geliyor. Bir araya gelip kalabalık sofralarda sohbet, muhabbet, gırgır, şamata bu milletin vazgeçilmezlerinden. Ayrıca İspanyollar ben yollamam. Çıtırdan trafiğe takıldık. Takılmışken hemen neşelenmek adına fıkra. Fıkra iyidir hocam. Bayağıdır anlatmadık. Bir gün Fadime vefat etmiş. Bizim Temel'in hanımı. Biliyorsunuz zaten, tanırsınız yakından. Sonra tabutu taşıyorlar. Tam giderken tabut böyle bir kenara şey yapmış, temas etmiş. Böyle, ay diye bir ses gelmiş tabuttan. Abi bakmışlar Fadime vefat etmemiş. Ulan aradan geçmiş 2 ay sonra. Bir gün yine Fadime vefat ediyor. Bu sefer gerçekten. Sonra Temel diyor ki tabuta yerleştiriyorlar falan. Buna uşağım diyor. Taşırken dikkat edin, sağa sola çarpmayasınız. Hocam bir tane daha. Double fıkra. Tamam. Üst üste. Bir gün Temel vefat ediyor. Yine bir vefat var. Fıkraların çok büyük kısmında vefat var nedense. Sonra cehenneme gidiyor hocam. Maalesef. Cehenneme girdiği gibi Zebani'nin biri koşarak geliyor. Tekme tokat dalıyor. Temel'e dalıyor. Temel diyor ki oy uşağım. Siz böyle yaparsanız buraya kimse gelmez. Abi ya, fıkra iyidir ya. Fıkra iyidir hocam. Gidelim de şimdi değişik bir çorba yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merakla bekliyorum. Daha önce hiç içmedim. Oğlum devam edin. Pardon, neden duruyorsunuz acaba? Pardon, biz gitmeyi düşünüyoruz. Gitsek daha iyi değil mi? Herkes için bin bin. Şimdi İspanyolların her fırsatta bayılarak yediği tapaslardan yapacağım. Basitçe kızarmış ekmeğin üstüne bir şeyler koyuyorlar ve bunların hepsine tapas ismini veriyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi 1000 çeşit tapas var. Ben de hemen ekmek kızartarak başlıyorum. Bunun için bu old school tost makinesini kullanıyorum. Ben bu Zamazingo'nun adını çingene ızgarası diye biliyordum. Ama Google'da çingene ızgarası diye aratınca elektrikli ızgaralar falan çıkıyor. Emin olamadım. Zaten old school tost makinesi daha güzel bir isim bence. Ekmekler kızarırken üzerine koymalık hıyar doğruyorum. Bunun tamamı fazla gelir. Yarısı yeter. Domates. Domates de kullanacağım çünkü müthiş bir şey. Aynı zamanda domatesli tapasın değişik bir yöntemi var. Onu da denemek istiyorum. Ekmekler ne durumda diye hemen seriden bir ses testi yapalım. Cillop. Şimdi ekmeği alıyorum ve üzerine domatesi sürüyorum. Evet, sürüyorum. İlk defa bir ekmeğe domates sürdüm. Böyle yapıyorlarmış çünkü. Üzerine de zeytinyağını gezdiriyorum ve biraz da tuzluyorum. Bu kadar. İkisini domatesli yaptım. Diğerine de salatalık ve eski kaşar koydum. İkinci kahvaltım da hazır. Bu 3 tapasın besin değerleri toplamda şöyle: 244 kalori, 17 gram karbonhidrat, 6 gram protein, 17 gram yağ. Almuerzo. Yani ikinci kahvaltımızı yapacağız çünkü. Çünkü ne ya? Hocam, Türkçe'yi unutmuşuz ya. İkinci kahvaltı. Almuerzo. Yiyeceğiz, yemeyeceğiz demiştik ama acıktık harbiden. Ve öğle yemeğine kadar tok tutsun diye yine bu tarz tapaslar yapıyorlarmış. Tapas biraz böyle kategori ismi gibi. Yani böyle ekmek üstü meze gibi. Atıştırmalık. İşte yemekten önce falan geliyormuş. Böyle bizim şey gibi düşünün. Mesela restorana gittin. Bizde balon ve tereyağı gelir ya hocam. O balon ekmeği patlatırsın, tereyağı falan sürersin. Bu da onun gibi. Önden geliyor, böyle atıştırıyorsun. Ya da böyle hem ikinci kahvaltıda ya da böyle bir şarap yudumlayacağı zaman yanında atıştırmalık falan. Aperatif, atıştırmalık şeyler. Şu Katalonya'da özellikle çok meşhurmuş domatesli ekmank. Bunu ben uydurdum. Çünkü bunların çeşidi yok. Yani 1000 çeşit var. Üstüne ne koyarsan koy. Alıyorsun ekmeği kızart. Ne bulursan koy evden. Tatlı tuzlu fark etmez. Tapas oluyor. Şimdi tadalım bakalım. Zeytinyağı domates ekmeği iyidir zaten. Güzel. Yani zaten lezzetsiz olmasını beklemiyordum bunun. Bayağı bir domates tadı geçmiş bu arada. Domates sürme olayını ilk defa duydum, denedim. Tadı geçmiş. Bir de daha kolay yeniyor şeye göre. Yani dilimlesen. Domates biraz kaygan bir şey ya, böyle ısırınca salatada fırlar. Öyle bir risk olmuyor bunda. Ya da böyle çeri domates. Biri alır kahvaltıda atar ağzını, bir ısırır bir patlatır. Yanındakinin alnında headshot. Öyle riskler bunda yok. Daha safe. Bunda da eski kaşar ve hıyar var. Bu da güzel oldu ya.
Hocam lezzet var yine. Ama yine ne yok? Protein yok doğru düzgün. Sebze yok. Yani çok karbonhidrat karbonhidrat. Bu sıkıntı. Bu acıkırsın buna. Tok duramazsın yani. Ekmeği tek başına yiyorsan bak formda kalmanın en kolay yöntemi. Her öğününe protein, sebze ekliyorsun. Şakasız. Otomatik olarak aldığın kalori azalıyor. Her gün. Niye? Çünkü iştah daha kolay kontrol ediliyor. Üstüne kas kütlen artıyor hocam. Daha çok kas, daha güçlü motor, daha çok yakar. Daha kolay forma girersin hocam. Bu kadar basit. Ne kadar basit bazı şeyler değil mi ya? Hiçbir şey yememiş gibiyim ha bu arada. Kruvasan daha da acıktırdı yani. Midemi böyle doldurmaya bırak büyüttü yalandan. Şimdi bizi öğle yemeğine kadar. Çek mi? Üç dilim ekmek hocam nedir yani. Sevgili dostlar bu arada. Kısa bir sezon arası vermiştik. Algoritmaya kendimizi hatırlatmak mabında. Şöyle bir like, yorum, bir şeyler ateşlerseniz çok memnun olurum. Afiyet olsun. Eyvallah hocam sağ ol ya. Hayırdır? Artıkları kemiriyorum ya. Tam kesmedi de ekmekten. Buyur, buyurmaz mısın hocam? Yok, rahatsızlık vermiyor. Hıyar var, domat var. Rahatsızlık vermiyor, geçelim biz. Küçücük bir bardakla geliyorum ve paella yapmaya başlıyorum. Değişik bir yemeğe benziyor, umarım üstesinden gelebilirim. Gelemesem de dünyanın sonu değil. Bardağa biraz sıcak su ve 2 tatlı kaşığı zerdeçal attım. Tarifte yoktu ama ben biraz da karabiber ekledim. Çünkü karabiber, bağırsak geçirgenliğini arttırarak zerdeçaldaki kürkümin isimli antioksidanın emilimini 20 kata kadar arttırabiliyor. Bunu bir kenara alıp bekletiyorum ve hemen kesme tahtasını ve bıçağını çekiyorum. 2 orta boy soğanı bumerang şeklinde dilimliyorum ve 2 diş sarımsağı aparatla fırtlatıyorum. Ya bu arada bu sarımsak aletini yıllardır kullanıyorum ama hep sarımsağın kabuğunu soyarak koyardım. Meğer aletin olayı kabuklu sarımsağı fırtlatabilmesiymiş. Yani kabuğu soymaya gerek yokmuş, kendi ayıklıyormuş. Benimle aynı cahilliği paylaşanlar da öğrenmiş oldu artık. Hemen tavayı ısıtıp 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Üzerine de soğan sarımsağı fırlatıp güzelce kavuruyorum. Tarif buraya kadar oldukça sıradan ilerlerken pat, o da ne? 9 halka kalamarı ekliyorum ve işler ilginçleşmeye başlıyor. Bunları biraz da birlikte kavurduktan sonra 2 su bardağı pirinçle buluşturuyorum. Birer kahve içip sohbet etsinler biraz. Büyülü karışım fazlasıyla bekledi. Bunu da gönderiyorum. Altı yanmasın diye biraz karıştırıp tuz, 1 bardak haşlanmış bezelye ve 3,5 bardak kaynar su ekliyorum. Kaynar su küçük bir Japon çocuğu bu arada. Son dokunuş olarak da 8 tane midye içi koyuyorum. Normalde bunu kabuğuyla koyup kabukları açılana kadar pişiriyorlarmış ama kabuklusunu bulamadım. Bunlar genelde merdiven altı yerlerde bulmak kolay değil. Kapağını kapatıyorum ve suyunu çekip altı biraz çıtırlaşana kadar pişiriyorum ve ortaya böyle bir yemek çıkıyor. Paella'nın olayı altının çıtır, üstünün yumuşak olması. Yoksa 10 yıldır pilav yapıyorum, altını yakacak değilim herhalde. Görüntüsü böyle. Kokusu da balık restoranı gibi. Bu tavayı 4 porsiyona bölersek bir porsiyonun besin değerleri de şöyle oluyor. 530 kalori, 79,5 gram karbonhidrat, 18,5 gram protein ve 15 gram yağ. Hadi bir de tadına bakalım. La comida. Yani öğle yemeğimiz için paella yaptık şimdi. Bildiğin yani deniz ürünlü pilav gibi. Hiç bu kadar karışık bir pilav yememiştim. Midye var içinde, kalamar var. Normalde karides de bazen ekleniyormuş. Biz eklemedik. Çünkü bulamadık. Bugün alışverişte. Yoksa deneyecektik onu da eklemeyi. Bunun özelliği şu. Üst kısmı normal yumuşak pilav gibi. Alt kısmı da şöyle biraz çıtırdan böyle kızarmış olacak. Birazcık böyle sertleşmiş olacak yani. Şurada gördüğünüz gibi. O şekilde bir yemek. Şöyle bir tadalım. Buram buram deniz ürünü kokusu var. Ve yani sevmem ben deniz ürünlerini de. Abi tanıdık bir tat bu ya. Midye tadı oğlum. Midye kokusu da biraz. Şey onun da içine pirinç konuyor ya. Aynen fazla gibiydi midye kokusu. Evet. Mideye bayağı bir benziyor tadı. Zaten zerdeçallı pilav çok sık yapıp yediğim bir şeydi. O yüzden onun tadına bayağı aşinayım. Bezelyeli, soğanlı, sarımsaklı falan çok fazla şey var. Tat karakteri var yemekte. Bunu restorana gidince işte kaç kişiysen atıyorum 4 kişilik diyormuşsun. Özel tavasıyla böyle pişiriyorlarmış tabii. Ama yapışmaz yüzeyle herhangi bir tavayla da yapabiliyorsunuz. Onunla böyle pişirip tepside getiriyorlarmış masaya. Sonra tabii ortadan öyle yemiyorlar hocam. Tabağını alıyorsun. Herkes alıyor kendine. Oradan yemeye devam ediyorlar. Öğle yemeği de İspanyolların en önemli öğünü. Oğlum bir an bir kopmadı. Kalama biraz çiğ olabilir. Sıkıntı olmaz ya. O kadar da pişirdik kral. Tel tel şu an uzuyor. Ama tadı güzel. Ne dedik? En önemli öğünleri öğle öğünleriymiş. Ve en büyük porsiyonu, en böyle şeyi öğle saatlerinde yiyorlarmış. Hatta böyle kalabalık gidip bağıra çağıra falan yemeği. Çok seviyorlarmış. Hatta o kadar önemli ki eskiden 2 ile 4 arası hatta 1 ile 4 arası falan 2 saat 3 saat öğle saatlerinde çalışmıyorlarmış. Baya devlet kurumları dahil hocam. Yemek araları böyle uzun 2-3 saat yemek araları varmış. Siesta da vardır mesela. Siesta yemeğini yersin çıtırdan kestirirsin falan. Pardon. Tam bir Akdeniz tembelliği. Şimdi tabii özel sektör falan filan deyince
Saat 1 ile 2 arasına falan böyle bir saate inmiş onların da yemek molaları. Hocam biraz onlar çalışsın. Biz bu topraklarda, bizim vatandaşımız çalışırken hocam öyle siesta alır, 3 saat yemekler. Kesinlikle. Yakışıyor mu ya? Herkesin bu insanlığa borcu var. O yüzden restoranlarda genelde saat böyle 1'de falan açılıp 4'te falan kapatıyorlarmış hocam. Bizdeki gibi şey değil. Buradan ben bakıyorum sabah 9'da açıyor. Gece 2'ye kadar açık. Aralıksız. Full servis devam. Tak tak tak. Orada öyle değil. Açıyor bir de adam. 12-1. Saat 4 gibi kapatıyor. Gitmiyor. Ortalığı falan toparlıyor. Akşam servisine hazırlık yapıyor ondan sonra. Saat 8-9 gibi akşam servisini açıyor. Sonra millet yemeye devam ediyor. İsimleri kopya çekiyorum. Çoğu restoranda günün menüsü konsepti varmış. Burada da var gerçi. Çok yaygın değil burada ama. Menü del dia diyorlar buna abi. Gidiyorsun. Açılış yemeği, öğün atıştırmalıklar, sonra işte ana yemek, ondan sonra tatlı ya da kahve falan. Böyle opsiyonlar var. Gidiyorsun günün menüsünde işte hepsinden atıyorum 3'er çeşit var. Diyorsun açılışın bu olsun, sonra şu olsun, kapanışın bu olsun falan filan seçiyorsun. Ama şöyle bir olay var hocam. Eğer sen turist olarak gittiysen oraya, bazı yerler turist çakallı olarak sana o günün menüsünü vermiyor. Çünkü günün menüsü daha uygun fiyatlı. Sana genel fiyatlı şeyi veriyor. Oradan sen seçersen, aynı şeyleri seçsen belki 2 kat para ödeyeceksin hocam. Öyle bir durumda da gittin restorana geldi. Baktın menü del dia falan yazmıyor. Hemen abi garsona diyorsun ki TNS menü del dia. Hocam var mı diyorsun? Menüsü var mı? Var mı del dia menüsü diyorsun. İkinci taktik de hesap isteyeceğin zaman el edilerken La cuenta por favor diyorsun hocam. Hani böyle şey mesajını veriyorsun. Kral biz de kapalı çarşı çocuğuyuz yani. Turistiz ama az çok hakimiz buralara. Ne bizi demek? Tokatlama. Ne demek yani? Hesap istiyorsun yani. İspanyolca söylüyorsun ki. Anladım. Hani böyle bir az buçuk hakimiz. Da bu şu demek değil yani. İspanyollar düzenbazdır, dolandırıcıdır demiyoruz hocam. Tabii. Ama her ülkede çıkıyor. Abi insan olmak. Çürük yumurtalar hocam. Kesinlikle. İnsanoğlu doymaz. Yeniyor bu arada ama samimi olmak gerekirse. Niye samimi olmayayım ki? Bana ne yapayım? Aramam. Sormam. Yemem yani bunu ben normalde. Mesela dışarıda yemem gidip de. Evde de yapmam. Çok uğraştı. Ve tavuk pilavı kesinlikle tercih ederim. Ama tabii ben deniz ürünü çok sevmiyorum. Seven biri yese belki bayılır. Der ki oha hem pilav var içinde hem şey var. Deniz ürünü mahsulü bilmem ne. Ama değişik bir şey. Denemiş olduk ya. Denemiş olduk aynen. Okuduğumuz kadar da zor da değildi ya. Evet bu arada. Yani yapmadan önce ben daha şeydim. Çünkü kafamda şeyi oturtamıyordum. Sabahtan beri abi yani hem midye olacak hem kalamar olacak bilmem ne, bunları nasıl pişireceğiz aynı anda, o pilav suyu ne zaman çekecek de dibi nasıl karamelize olacak falan. Çok böyle beklentili bir yemekti. Beklediğim kadar zor değildi yani. Kolay adımları uygularsanız tak 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 yapabiliyorsunuz. Çok bir şey değil. Ya en ünlü yemekleri de bu. Bu falan yani. Yani çünkü çok fazla böyle göze çarpan aşırı zengin bir şey yok. Mutfak kültürü yok hani böyle İspanyol yemeği deyince böyle destan gelmiyor yani. Belli başlı birkaç şey var, onun etrafında dolanıyor genelde. Ama tabii hep bunu yemiyorlar yani. Yine klasik işte ızgara ettir falandır filandır, makarnadır falan. Onların hepsi var zaten ama onlar sıradan her yerde olan şeyler olduğu için dahil etmedik. Daha yöresel bir lezzet deneyiminde bir araya gelmek istedik. Şimdi bunu mideye indirelim hocam. Son önümüzde hafif bir yemek olacak. Bunun gibi ağır bir şey olmayacak. Bakayım bu ağır mı? Bu biraz ağır yani, kalkmıyor tabak. Son önünde görüşürüz. Şimdi de buz gibi bir çorba yapacağım. İsmi gazpacho. Daha çok yazın sıcak havalarda içilen bir çorbaymış. Bir tane hıyarın kabuklarını soyarak başlıyorum. Kabuk soymayı hiç sevmem ama tarife uyacağım, merak etmeyin. 3 tane domatesi de sap kısmını temizleyerek yalandan dilimliyorum. Bir tane biberin de kafasını ve üreme organlarını yani çekirdeklerini ayırıyorum. Sonra da hepsini blender'a gönderiyorum. Bir diş sarımsağı da soyup ekliyorum. Sarımsağın tipi dondurucudan çıkardığım için böyle, korkmayın. Yarım çay bardağı elma sirkesi ve 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Göz kararı koyduğuma bakmayın. Mililitresine kadar doğru ölçer bu gözler. Hey yavrum hey! Gereksiz yükseldim, pardon. Tuzunu da verip bızıtlatıyorum. Tarifte 5 dakika boyunca blend edin diyordu ama bence gereksiz çünkü oldu bile. Kıvamı bu şekilde, domates suyu gibi görünüyor. Son olarak servis ederken içine buz da atıyorlarmış. Benim neyim eksik deyip ben de atıyorum. Şekil bu. Tadına da bakacağım ama önce besin değerlerine bakalım. Toplam 2 kase çıktı. 1 kasenin değerleri şöyle: 186 kalori, 15 gram karbonhidrat, 3 gram protein ve 14 gram yağ. La cena. Yani akşam yemeği. Telaffuz melaffuz berbat olabilir. Kusura bakmayın. Bu gazpacho soğuk bir çorba. Sor bana hocam, hiç soğuk çorba içtin mi diye. Hiç soğuk çorba içtin mi? İçtim. Nerede içtin? Ne içtin diye sor abi. Lokasyonun ne önemi var abi? İnsan, insan kuş misali. Bugün oradadır, yarın orada. Ayran aşı içtim kardeşim. Aa evet. Ayran aşı vardır. Soğuk yoğurtlu çorba. Yazın akar. Bunu da zaten
genelde sıcak havalarda yapıp içtikleri bir çorbaymış. Biraz garip görünüyor. Tatlıya benziyor şu an. Yani şunu bilmeyen birine göstersen tatlılar herhalde. Kıvamı da böyle biraz şey gibi. Karpuz sorbe gibi. Sor be oğlum, sor. Sor, sen de sor bir şeyler. Tadalım bakalım. İyi hocam. Güzeldir abi. Yani neden kötü olmasını gerektiren hiçbir şey yok içinde. Güzel derin bir sarımsak, domates, biber. Salatalık hariç her şeyin tadı geliyor. Ve böyle şey gibi geliyor ya, limonlu gibi geliyor. Bir ekşilik de gelmiş. Nereden geldiyse. Limonlu mu attık oğlum lan? Sirke attık ya oğlum. Aa, sirke attık, doğru lan. Tamam, sirkeden de. Bir ekşilik. Tatlı tatlı güzel. Yazın harbiden içilir. Ama ben yapıp içer miyim? Muhtemelen içmem. Çünkü özgün besin değeri yok hocam. Yani belki maydanoz falan atıp biraz daha vitaminli falan coşturmak için biraz da maydanoz eklersin, yeşil yapraklı, böyle koyu yapraklı sebze falan koyarsın. Çekersin blenderdan, şifa niyetine içersin. Karın doyurmak için değil de. Çünkü mesela şununla ben doyayım desen yanında bir de yarım ekmek yersin muhtemelen. Ne oldu, günün sonunda yine sadece karbonhidrat aldın, biraz domates salatalık yemiş oldun falan yani. Ama genel olarak ben zaten çorba sevmeyen bir insan olduğum için benim bu dediklerimi çok da siz takmayın. Çorba seviyorsanız deneyebilirsiniz. Şey olur ama böyle termosa falan koyacaksın bunu. Dışarıda gezerken yazın lak 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 falan içilir. Çünkü harbiden böyle serinletiyor. Çünkü içinde buz var. Akşam yemeklerinde genelde yine tapas yiyorlarmış, klasik. Yanında da bu tarz böyle çok ağır olmayan bir yemek tercih ediyorlarmış. Biz de öyle bir kombinasyon yaptık. Genel olarak şöyle bir bakacak olursak İspanyol kardeşlerimizin beslenme tarzına, şahsi değerlendirmelerim, şahsi fikirlerim. Bir defa çok fit diyemeyiz. Çünkü çok fazla hamur işi, çok fazla aperatif, atıştırma. Yani sürekli böyle 2 saatte bir git, 1-2 hamur işi tık, 1-2 bir şey tık. Akşam yemeğinden önce de bu arada akşamüstü atıştırması yine varmış. Abur cubur anlamına geliyordu hatta öğünün adı. Tam böyle şey, yemeğe kadar beni tutsun kafası yine gidip. Genelde restoranlar da o öğle ve akşam saatleri arası kapalı olduğu için ya gidip pastaneden poğaça moğaça hamur işi alıyorlarmış. Ya yine tapas falan böyle atıştırmalık bir şeyle geçiriyorlarmış. Bunlar tabii ki çok sağlıklı alışkanlıklar değil. Ama günün sonunda bizim çılgınlar gibi zengin mutfağımız varken ve bizim mutfakta hani et falan filan da biraz ağırlıklıdır. Yani tamam hamur işi falan bizde de var da ana yemeklerimiz böyle genelde etli metli bir şeyler dahil edilir yani. Kuru fasulye bile birazcık etmet konulur. Biraz daha böyle proteini yüksek yani bizim yemekler. Ama her şeye rağmen obezite hocam Türkiye'de daha yüksek. Bakıyorsun şimdi İspanyollar ya çok da iyi beslenmiyor. Sabah hani burada poğaça çay yapılıyorsa orada da kruvasan kahve yapılıyor. Bunlar denklemde aynı yere düşüyor yani. İkisinin de makrolar aşağı yukarı aynı. Ama hocam bizde eksik olan bir şey var. Spor alışkanlığı. Hareket etmek falan filan. Bu olaylar gerçekten bütün hayat tarzını, nasıl göründüğünü, sağlığını, her şeyini çok etkiliyor. Nerede hareket orada bereket. Lafta kalmasın deyip kaynaklarla geldim. Şu içler acısı tabloya birlikte bakalım. 2019 yılında yapılan bu çalışmada haftada en az bir defa spor yapanların oranına bakmışlar. Bakın İspanya burada. %50. Yani halkın yarısı haftada en az bir defa spor yapıyor. Türkiye nerede? Maalesef burada. %8.2. Yani her 12 kişiden biri spor yapıyor. Geri kalan 11'i yatıyor. Norveç fena tokatlamış zaten. %84.2. İzlanda, Danimarka, İsveç de bayağı iyi. Bu oran bizim gibi genç nüfuslu bir ülkeye hiç yakışmıyor. Acilen yükseltmeliyiz. Spor yapmaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız mükemmel Superhero antrenman programıma bakabilirsiniz. Link ve indirim kodu açıklamalarda. Hatta bak bu kadar obezitede liderliğe doğru koşar adım gidiyoruz. En büyük sebebi bunun bence hocam nedir biliyor musun? Hocam kas eksikliğidir. Cidden kas eksikliğidir yani. Çünkü bak kas demek antrenmana ihtiyacın var kas için. Protein almaya ihtiyacın var. Zaten sen antrenman yapıyorsan, protein de alıyorsan iştahın dengeli olur. İnsülin hassasiyetin yerinde olur. Çok fazla yani içinden de gelmez öyle abur cubur çok fazla kalori almak. Kalorin de otomatik dengeye girer. Artı ne kadar çok kasın varsa oturduğun yerden o kadar çok kalori yakıyorsun. Vücudunun yağ toplaması daha da zor, depolaması zor. Türk halkına şöyle bir 3'er 4'er kilo, çok da değil, herkese 3'er 4'er kilo bir kas kütlesi yüklemesi yapsak çoğu problem çözülecek hocam. Güldüğüme bakmayın. Çok gerçek. Herkesin basması lazım ya. İdealimdeki toplum. Herkes basıyor ve herkes 15 dakika her gün en az kitap okuyor. 15 dakika bak çok değil. Alır götürür hocam şu an. Tokatlar, Çin, Min, yükselen güç. Hocam nerelere girdik biz ya? Biraz abarttık hocam ama yani gördüğünüz gibi günün sonunda beslenme ne kadar önemli hocam. Beslenme demişken kas indirim kodumuz yine aktif. 72 adet fit tarif içeren
mükemmel tarif kitabımı ve kas kütlenizi geliştirmek için haftada sadece 3 gün ya. Haftada 3 gün birer saat antrenmana gideceksin hocam. Mükemmel bir vücudun olacak karşında. Neyle? Super Hero antrenman programıyla. Akıllı bir program. Tak 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 sana seviyene göre adapte olacak. Daha eline hiç ağırlık dumbbell değmediyse bile alıp kullanabileceğin bir program. İkisinde de şu an indirim kodu geçerli. Kas koduyla fitfm.com'dan indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Ne olur ne olmaz diye hashtag işbirliği de diyelim hocam. Sağ sola belli olmaz şimdi bu işlerin. Onun da bir uyarısını geçmiş olalım. Bugün nostaljik bir gündü. Çok da abartmayalım. Sanki 10 yıllara verdik hocam. Yani 2 ay 3 ay video çekmemişiz alt tarafı ama gerçekten böyle şey bir gündü yani. Birkaç gündür beni strese sokan, ulan nasıl yapacağız, nasıl çekeceğiz falan filan dediğim bir andı. Çünkü kolay değil, bu videolar harbiden çok uğraşıyoruz. Daha bunun kurgu kısmı var gerçi. Bu uğraş da daha bitmedi ama. Yine de özlemişim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz hemen beğenmeyi. Henüz abone değilseniz de şuradan kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Fransız gibi beslenme videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hocam çok fazla sürçü lisan eyledik bu videoda ya.